Niye geldi bu herif sabah sabah? Yüzünü bile görmek istemiyorum Halil. Dur bir dakika dur. Ben hallederim. Halil evladım. Hala inanamıyorum. Yaşananlar inanılacak gibi değil. Sen dışarı mı çıkıyorsun? İşim var. Zeynep nerede? Sizinle görüşmek istemiyor. Zeynep'ciğim tahmin ettim. Ben de özellikle bu yüzden geldim. Anlattıklarımı ispatlamaya geldim. Babanın el yazısını tanır mısın Zeynep? Ver bana. Vicdan azabıyla yaşamaya daha fazla dayanamıyorum. Yaptıklarım için herkesten özür diliyorum. Özellikle de senden Zeynep. Beni affetmeni beklemiyorum çünkü ben kendimi affedemiyorum. Ölümünden kimse sorumlu değildir. Ahmet Sönmez. Bu Ahmet abinin yazısı mı? Bu mektubu sana göstermemek için kendimle çok mücadele ettim Zeynep. Ama bana inanmadığını görünce... Nasıl yaptın? Nasıl? Hadi kızım, hadi. Şimdi artık bunları düşünme, anlıyor musun? Ha? Bak bakayım bana. Bana güven kızım. Bana güven. Artık hep yanında olacağım, bana güven. Kızın kolu tutuldu artık, yatırsanıza. Uyanır. Uyanmaz. Menekşe ıhlamur etkisi yarattı. Mışıl mışıl uyuyor seninki. Ya seni Allah gönderdi Menekşe. Daha önce neredeydin? Memleketteydi. Nerede olacak? Hemen dönmeyeceksin değil mi? Ne kadar kalacaksın burada? Çok kalmayacağım. Ya İstanbul'da yaşasaydın ne iyi olurdu. Gelir bebeğe bakardın ne güzel. Dün gece hemen nasıl girişti mutfağa? Elinden her iş geliyor maşallah. Oh, şimdi laf bana geliyor, eyvah. Canaycığım sağ olsun, bir iş istersin bir ucundan tutar, ardından bir kere daha sen yapmak zorunda kalırsın. Kızım, yaptığın bana ise öğrendin kendine. Bak nasıl biliyorsun kendini.
sen ha? Sakın sen annemin tarafında olma sakın. Dur yapma. Şımarık. Hep sen yüzünden bu kızı. Canım oğlum. Hadi dinlenin azıcık. Kendinize gelin. Kimin evi burası? Misafirhane diyelim. Siz de şimdilik bizim misafirimizsiniz. Eğer iyi anlaşırsak aileden olursunuz. Bir şey anlatacaktın. Anlatırız hemşerim, acelen mi? Rahatınıza bakın şimdi. Şimdi ne yapacağımızı düşünelim. Halil çok şükür hayatta ama o mezardaki adam kim? Bir an önce savcılığa başvurup mezarı açtırmamız lazım. Evet. Yoksa başka türlü yaşadığımı ispat edemeyeceğim. Sen merak etme, ben ilgileneceğim. Ben de bu işin peşini bırakmayacağım. İyi. Tamam. Zeynep. Nasıl olsa yalnız değilsin. Benim gitmem lazım. Tamam, hadi git tabii. Bana bak. Gideceğin yere benim arabayla bıraksınlar. Daha güvenli olur ha? Yok, ben giderim. Tamam. Tamam, hadi görüşürüz. Halil, senin paraya ihtiyacın vardır. Biz hallediyoruz Mithat amca. Halil, dikkatli ol. Ben senin hesabını Halil için de para yatırırım. Tamam mı? Önemli değil. Önemli olmaz olur mu canım? Onun artık sıkıntı çekmesini falan istemiyorum. Kötü günler hepimiz için bitecek, inan bana. Sağ ol Mithat amca. Zeynep, Halil için endişeleniyorum. Koruma da istemiyor. Eğer başı belaya girerse... ne işin peşinde bilmiyorum ki. Merak etme. Sandığın gibi değil. Kız arkadaşıyla buluşmaya gitti. Ha. Öyle yani, gönül meselesi ha? İnanayım mı? Evet. Gerçekten hiç problem yok. İyi. İyi.